taburcu olmadan alacağız. Şeyle görüştüm ben, cuma günü büyük bir ihtimalle %90 taburcu olacaksın. Bir de şu boynundakini. Şu boynundakini alacaklar. Tamam. Kan sorucum bir çıksın. Hastamız Güney Yeşil, 30 yaşında, İstanbul'da yaşıyor kendisi. Güney Bey doğuştan gelen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yıllardır tedavi görmekteydi. 4 yıl öncesine kadar ilaçlarla ve uygun tedavilerle diyalize bağlanmadan hayata devam ettirirken 4 yıl önce artık son dönem böbrek yetmezliği gelişti ve diyalize bağlanma ihtiyacı doğdu. O zamanla beri de haftada 3 kere diyalize giriyordu. Güney Bey böbrek nakli için İstanbul'da değişik merkezlere müracaat etti. Ancak İstanbul nüfus olarak oldukça yoğun bir ilimiz olduğu için maalesef sıra kendisine gelemedi. Merkezimizi duymuş sosyal medyadan ve nakil yaptığımız hastalardan. Müracaat etti 5 yıl önce merkezimize. İkinci kez merkezde çağrıldı böbrek nakli için. En son olarak 12 Eylül akşamı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Uygun testleri sonucunda böbreğin Güney Bey'e uygun olduğu saptandı. O gece 3 saatlik bir operasyonla Güney Bey'e böbreğini naklettik. Başarılı bir operasyondu. Hiç idrar çıkaramazken şu anda 3 litrenin üzerinde idrar çıkartıyor. Böbrek değerleri de normal insanın olması gereken değerlere yaklaşmış durumda. Birkaç gün içinde kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Doğuştan gelen böbrek hastalıklarına kısaca bahsetmek istiyorum. Bu tip hastalıklar genellikle genetik rahatsızlıklardır. Tespit edilmesi oldukça zordur. Çoğunlukla artık tesadüfen bir hekime başvuruna yapılan kan testinin ortaya çıkar genellikle. O yüzden bu tip hastalıkların erken teşhisi için mutlaka yılda bir kere bir periyodik kan testi yapılması bu tip hastalıkların önüne alınması açısından oldukça önemli bir durumdur. Arabayı bile yılda bir kere bakıma götürüyoruz ki bu bizim sağlığımız, hayatımız için oldukça önemli olan bir fonksiyon olan organlarımızın düzgün çalıştığını saptamanın tek yolu da basit bir kan testine geçmektedir. O yüzden düzenli check-up yapılması bu tip hastalıkların önlemini alınması açısından oldukça önemlidir. Güney Bey'e yeni hayatında, yeni böbreğiyle sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum. Organ bağışı konusunda da halkımızı tekrar duyarlılığına davet etmek istiyorum. Çünkü oldukça fazla bekleyen, organ bekleyen hastamız mevcuttur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 binin üzerinde organ bekleyen hasta mevcut ve bunların yarısı maalesef organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Bu hastalarımız için tek hayata tutunma yolu organ nakli ve organ bağışıdır. Ben tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Tabii. Merhaba, ben Güney Yeşil. Yaklaşık 5 yıldan beri böbrek hastasıyım. Doğuştan gelen bir hastalığımmış. 5 yıl önce asker zamanımda öğrendim. Erken doğumdan oluşan bir hastalık bu. 4 yıldan beri makineye bağlanıyorum. Haftanın 3 günü resmen ölü gibi geçiyor hayatımda. Ne tatil, ne oyun, ne gezme, hiçbir şey yapamıyorum. Genç yaştayken bu hastalığa yakalanmam biraz kötü olabilir ama ben bunu yeneceğim dedim. İstanbul'da 4-5 seneden beri kadavra için uğraştım. Büyük şehir olduğu için, çok insan olduğu için kadavra biraz daha İstanbul'a zor çıkıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni sosyal medyada birkaç tane hastanın tavsiyesiyle öğrendim. Buraya geldim. Bundan 6 ay önce geldim. Bir ay sonra kadavra çıktı. Kan uyuşmasından oluyor. Vermediler. Sağ olsunlar. Kısmetliymişlik. 2 ay sonra tekrardan geldim. İlk önce İzmir'e gidip İzmir'de kan testlerini yaptırıp buraya son 10 dakikada yetiştim. Nakilden kadavradan önce 2 hafta önce de dedemi rüyamda görmüştüm. Torun sabrettin, çok az kaldı, güzel günler yakında, artık sen de tatile gideceksin gençler gibi, eğlenebileceksin, gezebileceksin. Denizden sonra ölü gibi yaşamayacaksın dedi bana. Ve buraya çağırdılar kadavradan. Buraya geldim ve 3-4 saatlik ameliyattan sonra doktorlarımız sağ olsun, hemşirelerimiz sağ olsun çok yardımcı oldular ve böbreğin uygun olduğunu söylediler. Böbreği taktılar. Şu an gayet iyiyim. Hani 3 yıl boyunca idrar çıkarmamak çok kötü bir şey. İdrar deyip geçmeyin. Veya kan veya su deyip geçmeyin. Gerçekten sağlığınıza dikkat edin. Sağlıksız yaşam resmen ölü gibi geçiyor. Ben kız arkadaşımı 2 yıldan beri ertelemek zorundayım bu hastalıktan dolayı. Edinemiyorum. Çalışamıyorum. Evlendiğim zaman nasıl bu hastalığa gideceğim diye düşünerek hep kafama takmışımdır. Ama Allah razı olsun, Çanakkale Üniversitesi böbreği çıkardı ve kadavradan verdi.
geldim buraya, kim oldum, şu an gayet iyiyim. Hani organ bağışı için de sizden tek isteğim, öldükten sonra çürüp gitmesine izin vermeyin toprağın altında. Hani eskiden bu hastalık yaşlılar için geçerliydi, şimdi artık gençler için geçerli. Yediğimiz hormon sulardan dolayı olabilir, şekerden, tuzdan olabilir. Bunlardan da uzak durun. Hani öldükten sonra çürüp gitmesine izin vermeyin. Organ bağışı yapın ki sizin başınıza gelmediğiniz sürece bunu anlamazsınız. Allah düşmanının kimsenin başına vermesin. İnşallah kimse olmaz, bu hastalığı yakalanmaz. Organ bağışı yapın diye sadece söylüyorum. Siz nerede yaşıyordunuz? İstanbul'da yaşıyorum normalde. Facebook'ta mı gördünüz? Instagram, Facebook. Sonra birkaç tane hastanın tavsiyesiyle doktorlarımı takip ettim. Doktorlarımın yaptığı işlemleri gördüm. Gelip tekrardan burada tanıştım. Buraya geldim, gittim. Kanlarımı verdim. 5 ay içinde 2 tane kadavra çıktı. İstanbul'da 4 seneden beri beklerken Çanakkale'de çıktı 2 defa. İkincisini de verdiler. Tedavi süreci nasıl geçti? Doktorlarımızın muamelesi nasıldı? Gerçekten hastane beklediğimden kat kat iyi. Gelirken çok korku vardı içimde. Hani İstanbul'da çıkmayan böbrek niye Çanakkale'de çıksın dedim. Hani nasıl ilgilenecekler mi, ilgilenmeyecekler mi? Ama gerçekten burası aile ortamı gibi. İstanbul'dan daha iyi bence burası. Hem hastane olsun, hem doktorlarım, hemşirelerim olsun. Abi kardeş gibiyiz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Herhangi bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Şimdi İstanbul'da tekrardan tedavi devam edeceğim ama bunu genellemek istiyorum, buraya gelmek istiyorum. Çünkü burada başa başladım her şey. Birkaç ay burada kendimi tedavi ettirip İstanbul'a güvenebileceğim doktor varsa oraya gideceğim. Olmadı tekrardan İstanbul'dan buraya gideceğim tedavilerim için. Yüksek ihtisasla mı gelmişti? Evet. Biyopsi yaptığımız şey mi? Evet hocam. Ahmet Yıldız, 69 yaşında erkek hastamız. Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde ikamet ediyor. Ahmet Bey, böbrek taşına bağlı olarak yıllarca tedavi gördü. Ancak tedaviler yanıt vermedi ve böbrekleri iflas etti. 8 yıldan beri diyalize giren bir hastamızdı. Ahmet Bey, 7 kere böbrek çıkan bir hastamız. Ama her seferinde maalesef ki doku ve kanamış mazur nedeniyle böbreği nakledemedik. En son Nisan ayında böbrek çıktı kendisine. Doku testi durumu geldi. Ancak o dönemde kan sulandırıcı bir ilaç kullandığı için kanama riski yüksek olduğundan yakınları böbrek naklini kabul etmediler. Ahmet abi de o gün çok üzüldü. Yani hani bu benim son şansım. Daha önce çok çıktı. Takılamadı. Bundan sonra gene ben çok bekleyeceğim. Zaten 10 senedir bekliyorum. Bayağı bir izle hüzne sevk etti. Üzüldük açıkçası takılmayınca. Çünkü bu binde bir olacak bir hadise. Zor çıkıyor böbrek. Zaten bu hastayı solucacağız. Fakat garip bir tesadüftür ki hemen takip eden haftalarda ilk çıkan organ bağışında yine böbrek Ahmet Bey'e uyumlu çıktı. Bu sefer kan sulandırıcı kullanmadığı için ve doku testleri de uyumlu geldiği için o gece böbrek naklini yaptık. 100 saatlik bir operasyona taktık. O geceki sevinci herkesin görmesini isterim. Çocuklar gibiydi Ahmet abi. Yani ağzı kulaklara varıyor desem yerine çok mutlu oldu. 2 kere piyango vurmuş gibi oldu. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Gönlük idrar çıkışı 3,5 litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyonu derin normale geldi. Cilt renginde bariz bir açılma meydana geldi. Bu hastalarda maalesef derize giren kişilerde deri altında hemosiderin dediğimiz madde biriktiğinden dolayı ciltleri esmerleşiyor ve kalınlaşıyor. Tipik olarak bu hastalar nakiden bir hafta 10 gün sonra nur gelmiş gibi yüzleri berraklaşıyor, derileri güzelleşiyor. Hakikaten hani fidana yeniden su vermiş gibi yeniden hayata bağlanıyorlar. Ben böbrek taşı konusuna değinmek istiyorum. Böbrek taşı Türk toplumunda sık görülen bir hastalıktır. Özellikle sinsi böbrek taşları hasta fark etmeden zaman içinde böbrekte çürümeye sebebiyet veriyor. O yüzden böbrek taşı olan kişilerin böbrek taşını yıllık kontrol ettirmeleri gerekiyor. Kendi kendine büyüyebiliyor ve hiçbir ağrı yapmadan böbreği çürütebiliyor. Gelişen teknolojide artık böbrek taşları için çok büyük ameliyatlar gerekmiyor. Küçücük deliklerden böbrek taşını tamamen temizlemek mümkün. O yüzden taşı olan hastaların yılda bir kere bu kontrolden geçmeleri böbrek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ben organ bağış konusunda tüm halkımızı tekrar duyarlı olmaya davet ediyorum. İlgi ve alakalı için siz basın mensuplarına teşekkür ederim.